Dünya neye göre ölçülüyor? Ne diyor? لَقَدْ جَعَدْ ف۪يهَ الْاَنْبِيَاءُ كَرَامَةً لَقَدْ شَبِعَدْ ف۪يهَا بُطُونُ الْبَهَائِمِ İlk mısrayı belki unuttum. Yani bu kadar şerefli, keremli olmalarına rağmen peygamberler salavatullahi aleyhine bin alim ecmain dünyada aç kaldılar, açık kaldılar. Kimileri bitlendiler, pirelendiler. Efendim, açlıktan öldüler. Değil mi? Rukn-i Yemani ile Hacer-i Esved arasında 70 peygamber açlıktan öldü. Şimdi geçmiş ümmetler hep oraya sığınıyorlardı son dönemlerinde. Peygamberler bu şereflerine rağmen aç kalıyor ama hayvanların karınları tıka bas doyuyor. E demek ki karnını doyurmak, sırtı pek olmak şerefin ve izzetin ölçüsü ve kıyası mikyası değil. Öyle olsaydı peygamberler tok olurken hayvanlar aç kalması icap eder. Halbuki hayvanların karnı doyarken peygamberler, veliler aç kalıyor. O zaman demek ki Mevla sevdiklerine bu imtihanları yapıyor. Şimdi bunlar insanı teselli ediyor. Bunları bilmeyen insanlar ne yapıyor? Ben Allah'ın üvey kulu muyum? O şöyle yiyor, bu böyle içiyor, onun maaşı şöyle, bunun bilmem ne şöyle. Ondan sonra ekonomik kriz, bilmem ne derken bunalıma giriyor. Ondan sonra çıkarıyor, kendini öldürüyor, damdan atlıyor, karısını öldürüyor, çocuklarını öldürüyor. Bu bunalımlar nereden geliyor? Kanaatsızlıktan geliyor. Ama adam kanaat etse hanımı laf sokuyor. Eve bir şey getiremiyorsun, ne biçim erkeksin diyor. E kadını da düzeltmek lazım ki, kadın da kocasına elhamdülillah yine ne yiyoruz içiyoruz, elhamdülillah kocacığım, haram yeme, rüşvet alma, faize takılma, bulaşma, bize helal getir de elhamdülillah dese, kocası da biraz, kiminin kocası hırslı, tamahlı, kiminin eşi, kiminin çocuğu, kiminin memlesi. Bak geçen çocuğu, hala babamdan açlık alıyorum, atladı aşağı, hadi vefat etti. Yani millet bir acayip, tatminsiz bir şey. Gidiyor bak bugün Rize Emniyet Müdürü'nü vuruyor. Ya derdin ne ya? 10 kilometre daha merkeze gelecekmiş. Gitmiş oraya dilekçe vermiş. 10 kilometrelik merkeze yol mesafesi. 10 kilometrelik yakın olsan ne olur? Uzak olsan ne olur? Ekmeğin var, yemeğin var, işin var, millet işsiz. Polis kadrosundasın. Ne güzel. Burada Allah'tan korksan, kanaat ehli olsan, bu böyle bir peygamberin ümmeti olduğu şuurunda olsan, bak peygamberim aç kalmış. Ha sen bunu yapar mısın? Yapmazsın. 10 kilometre daha geri geleyim. Müdür bey de demiş ki şu anda dosyayı onayamıyorum. Yani bir dahaki müracaatler işte oluyor herhalde, arada böyle bir şeyler oluyor. Mevsimleri var bu işin. Bir dahaki dosyada, müracaatta onaylayacağım diye de söz de veriyor. Gidiyor adamı vuruyor. İki kişi de beraber. Bütün toplumsal bu olaylar, bu cinnetler, bu efendim ne bileyim, uğursuzluklar, belalar, hepsi İslam'ı bilmemekten, topluma İslam ahlakı aşılanmamaktan, ahlak-ı Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakı, kanaatı, tevazu, zühdü bu millete işlenmediğinden oluyor. Hep dünyada üstüne bakıyor. Halbuki dünyada senden beterine bakacaksın, ahirette senden üstününe bakacaksın. Ben 5 kılıyorum, bu adam 5'e 5 katıyor. Öbürü 5'e 5 katıyor, öbürü 55 katıyor. Bu adam teheccüde 5'te kalkıyor, bu adam 4'te kalkıyor. Öbürü 1'de kalkıyor, sabaha kadar secde yapıyor. Sen ahiretin zenginliği için daha fazla Allah'tan korkan takva sahiplerinin amellerine rağbet edeceksin. Sen ne yapıyorsun? Şu arabası var, benim bu yok. Öbürü merkezde, ben 10 kilometre gerideyim. Öbürü bilmem nerede. Şimdi buna baktığın zaman biz demiyoruz ki halka zulmedilsin, memura eziyet edilsin. Bu ayrı bir şey. Zulmeden varsa, eziyet eden varsa, efendim, maddi menfaat istismar eden varsa, kamu malını yiyen, yediren varsa, zarar veren ümmetin malına varsa, şahsi menfaatle kullanan varsa, yönetici süsü busu, Allah onların belasını versin. Bize ne? Biz demiyoruz ki kim ne yapıyor. Biz şunu diyoruz. Sen burada bir adamın canına kıyıyorsun. Bir katil olmaya değer mi? Şimdi gitti senin, dünyan da gitti, ahiretin de gitti. Efendim şudur budur. Hırsa ne gerek var? Hırsa ne gerek var? 10 kilometre beride olsan ne olur? Fizan'da olsan ne olur?
Bu görevi kabul etmişsin. Nereye tayin olursan orada yapacaksın. Madem memuriyettir, bir kabule dayalı bir şeydir memuriyet. Herkes memur, niye olmuyor? Kabul eden de işini yapacak. Ki Allah razı olsun. Çok güzel de vazife yapıyorlar. Çok sabırlı, tahammüllü. Yani hakikaten Türkiye'de çok. Allah için emniyet kadrolarında. Bizim güvenliğimizi sağlıyorlar. Onlara duacıyız. Ama şimdi bu katillik yapan adamın psikolojisinde ne var? Mutlaka hırs var. Mutlaka tamahkarlık var. Mutlaka kanaatsizlik var. Ve İslami şuursuzluk var. İslami şuuru versek bu toplumda bu kadar önüne gelen silahı alan birbirini vuruyor ya. Bu ne ya? Sinek avlamaktan kolay oldu adam öldürmek memlekette ya. Çünkü korkmuyor, korkmuyor Allah'tan, ahiretten, azaptan korkmuyor. Geçen gece yani ben zaten çok kitap oku her gece 2-3 kitap bitirmeden yatmıyorum. Ya okuyorum, ediyorum, hadisten bakıyorum, sabah da dersi hazırlıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani ağır uykum gelmeden, hatta okuyacaklarım bile artık o kadar uyku bastırıyor ki beni, okuyacaklarım zor. Sağa sola dönüyorum da uykumu kaçırayım. Ağır uyku gelmeden yatmam, usulüm öyledir. Çünkü onu düşün, bunu düşün, sağa dön, sola dön, ne işim var burada dolu. Biraz yani böyle birden ayıldım mı yoksa uyumak üzere miydim? Bir ahiret geldi aklıma yani. Bu kadar yaşa geldim, böyle hiç gelmemişti. Herhalde artık ölüm yanaştı ya, ondan öyle geliyor bana. Yani dedim ki bir ahirete çıkacağız. Allah'ımızın huzurunda teke tek hesap vereceğiz. Hepimiz bunu şimdi bir tekayyül edelim kardeşim. Gecenin karanlığında yatmışsın orada. Mevla seni görüyor. Şu anda Mevla'nın huzurunda olduğumuz zaman yahu sen hacı mıydın, hoca mıydın, bilmem ne miydin, hiçbir şeyini de kabul etmedim. Şu yanlışlarım var dediği anda ya bittim ne kelime ya, bittim ne kelime ya. İntihar mı edebilirsin? Azaptan nasıl kurtulabilirsin? Namazdan nasıl kaza edebilirsin? Borçlarını, kulaklarını nasıl ödeyebilirsin? Hangi bozuk işi düzeltebilirsin o saatte? Çıkmışsın Mevla'nın huzuruna ya, kimse yok. Ya dedim, bu bir anda düşündüm sen. Ters, bana bir ters çıkış yapılırsa ahirette. Ben ne yapacağım? Aman dedim Ahmet, aman dikkat et. Kimsenin tavuğuna kış deme. Kimseye şey yapma. Sen aman edepli ol. Herkese iyi düşün, dua et. Ya. Çünkü neyimize güveniyoruz? Hiçbir amelimiz Allah'a layık bir şey yok ya. Reddolunma tehlikemiz çok büyük ha, çok büyük. Nimetlerimiz çok. Şükrümüz az. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Ya çok büyük nimetimiz var. Millet aç açık perişan. Yemen ölüyor açlıktan ya. Suriye ölüyor. Her taraf perişan. Doğu Türkistan ölüyor. Milletin ırzına, namusuna tecavüzler, saldırılar. O Çin gavuru gelmiş her Müslüman kocasını hapse atıyor. Karısının yanına erkek koyuyor Çinli ya. Millet bu durumda ya. Biz bu kadar nimet içindeyiz. Onu beğenmiyoruz, bunu beğenmiyoruz. Ne oluyor bize ya? Haddimizi bilelim, Allah'a sığınalım bizim. Ya biz şu andaki içimizde, elimizdeki nimetler hakikaten yani iki şey olsa bir insanın, bak bir arpa, başka bir şey yok diyor. Arpa. Senin bunun yanında, ekmeğinin yanında bir peynirin varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden çok daha senin maddi durumun güzel. Zeytinin varsa iki kat. Kimin evinde zeytin yok? Kimin evinde yani? Ha şimdi tamam öyle evlerde var. Hakikaten öyle gariban var. Hakikaten peyniri zeytini yok. Yani hakikaten yok. Öyleleri de var. Allah onlara ulaşmayı bize nasip eylesin. Ha, var. Ama genel itibariyle bu bağıranlardan, çağıranlardan şuyum yok, buyum yok. Ya kardeşim nefsin tatmini yok, doyumu yok yani. Bunun sonu yok yani. Biz ahireti kazanacağız da. Bak ileriki derste yani önümüzdeki haftanın dersinde de ne hadis-i şerifler gelecek yani. Bu bapta. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de örnek almayacaksa kimden örnek alacağız ya? Ha bize demediler ki efendim çoluk çocuğu aç bırak. E paran varsa tabii ki peynirin yanına zeytin de al. Zeytinin yanına reçel de al. Onun yanına bal da al yani mübarek adam. Bunlar helal yani. Biz bir şey demiyoruz. Ama olmadığı zaman feveran etme, galeyana gelme. Ona buna zarar verme. İnsanlara eziyet etme yani şimdi. Başkasına eziyet etmen haram yani. Senin hakkını yiyen varsa beddua et. Bedduanı yapabilirsin. Hakkını yiyen varsa. Ya mahkemelik bir şeyse mahkemeye vermem, bir şey demem. Ama Allah'a itiraz mahiyetinde Celle Celaluhu. Niye oyum yok, niye buyum yok? Vallahi
hesabı veremeyiz ahirette. Ha burada. Hane-i saadetin durumu burada.